Şampiyonluk Kupası Gazeteciler Cemiyeti'nde. İskenderun şehrine, İskenderun halkına ve İskenderun'un dışında yaşayan İskenderunlara da çok teşekkür ederim. Amerika'dan bile bizi destekleyen İskenderunlar oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Bu... 26 yıllık ikincilik hasretine son veren şampiyonluğun mimarı İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek burada basın mensuplarına yaşadıkları süreci anlattı. Cemiyet binasında Başkan Diyap Atar ve gazeteciler tarafından karşılanan Başkan Bolat, bugüne kadar takıma hiçbir beklenti içinde olmadan destek olan gazetecilere çok teşekkür ediyorum dedi. Tecrübeli başkan değildim. Yani tecrübe tamam futbolun içerisindeydik ama başkanlık çok daha başka bir şey. Başkanlık daha özgür isteyen bir şey. Bir yıllık süreci çok iyi yönettiğimi düşünüyorum. Tabii ki biz de hatalar yaptık. Gönül isterdi ki lider olalım ama bu böyle daha zevkli oldu. Iğdır'dan olan sürtüşmemizi şampiyonlukla taşlandırdık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kupa İskenderun'a, İskenderun halkına hayırlı olsun. Ama ikincilikte geldik. Ama herkes bilsin ki biz ikincilikte misafir takımımız fazla kalmayacağız. Hemen buradan yukarılara çıkacağız. Allah inşallah gelecek sene yine şampiyonluğu oynayacağız. Birincilik kupasından bir tane daha kupayı buraya koyup gelecek sene karşınıza çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız bu. Hedeflesek oldu şimdiye kadar. Hep zaman Allah'a sığınırım. Hiçbir zaman bir şekilde, hiçbir zaman kötü işlerin içerisinde olmadık. Allah'a çok şükür. Bu kupa, helal bir kupa. Futbolcuların hepsi de iyi oyuncular. Çok şükür. Bir yıl içerisinde çok büyük İskenderun iyi bir yere geldi. Bu tabii ki bunu sadece bana bağlamamak lazım. Ben ne kadar emek harcasam da burada şehrin reaksiyonu çok önemliydi. Taraftarın reaksiyonu çok önemliydi. Hepiniz bize inanılmaz bir aksiyon verdiniz. Hepiniz inanılmaz bir enerji verdiniz bize. Düşünün yani biz bu kadar para harcasak bile stada 300 kişi gelseydi ne kadar reaksiyon verebilirdik? Basın ne kadar bizim arkamızda olabilirdi, reaksiyon verebilirdik? Bazı maçlarda kötü gittik ama her zaman arkamızda oldunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Bunu niye anlatıyorum? Bazen işler iyi gitmeyebilir. İyi gitmediğimiz zaman bile her şeye destek çıkmamız lazım. Çünkü eninde sonunda her şeye iyi bir reaksiyon verildiği zaman her zaman her şey daha iyi bir yere gelecektir. Söylemek istediklerim bunlar şampiyonlukla ilgili. Hepinizin emeğine tekrar teşekkür ediyoruz. Kendisi her konuda bize yardım ediyor. Bu görüşme de birazcık duygusal oldu. Aramızdaki görüşme. Gerçekten onun hakkını vermemiz lazım. O çok başından beri hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Hangi birlikte olursa olsun her zaman bırakmadı. Şöyle bir görüşme oldu. Bana dedi ki, başkanım dedi, istiyorsan 5 Temmuz stadında oyna, ne gerekirse yapacağım. İstiyorsan dedi, arkalarını yıkayın, sana yapayım. Ne istiyorsan yapalım dedi. Ondan sonra istiyorsan sağda sekirde oyna. İstiyorsan dedi, ne istiyorsan yapayım dedi yani adam. Ne istiyorsan yapayım dedi. Ben de bunun için duygusal bir karar vermek istemedim. 15 günden beri bizim arkadaşlarımız, bölümde çalışanları 5 Temmuz'dan ilgili her şeyi araştırıyoruz. 5 Temmuz stadı arkadaşlar bizi bu sene çok yordu. İnanılmaz derecede yordu. Üstlere çıktığımız sürece o stad yetersiz. Zeminde sorun var. Tuzlu su zemine karışıyor. Çimler yanıyor. Bunu engelleyemiyoruz. Ve bu sene çok para harcadık onun için. Artı deprem raporu var. Deprem riski var. En son maçta, Ordu maçında ödüm patladı, Allah korusun bir şey olacak diye. Bir antrenmanda tribünün bir tarafı çöktü. Yani ben orada oynamak istemiyorum. Bu takımın lideri benim. Bu işin lideri benim. Ben 5 Temmuz stadında oynamak istemiyorum yeni stad yapılıncaya kadar. Yeni stadın yapılma işine söz verildi bana, yapılacağına inanıyorum. Hatta Sayın Vekilim beni Sayın Spor Bakanımızla görüştürdü. Spor Bakanı bana söz verdi. Ben onların sözüne de inanıyorum. En fazla 2 ay içerisinde oraya kazma vuruluyor. Bunları basınla çok şeffaf bir şekilde sizden paylaşacağız. Kesinlikle hiçbir şeyi saklamadan, gizlemeden. Çok büyük bir ihtimalle şahane bir sarı sekilde yer yapıyoruz 9000 kişilik. Büyük bir ihtimalle maçlarımızı orada oynayacağız.